Bu arada Sabiha ne dedi biliyor musun? Bilmem ve Rümeysa barışacak ama bir hafta sonra ama ya bu gerçekleşecek ve ben bu olay gerçekleştikten sonra ortama çıkacak böyle yeni o atmosferden doğacak böyle ateşten falan çok heyecanlanıyorum. Beni çok heyecanlandırıyor. Acaba ne olacak? Rabia kimle arkadaş olacak? Rabia ne plan yapacak? Bir şey söyleyeceğim, bu da yedim oda mı oldu? Kimsenin benim kapısına gittiğim yok zaten. Kimseyle arkadaş da olmak istemiyorum. Benim burada tek arkadaşım bir ben ve eğer bir benle arkadaşlığım kesilirse arkadaş olacağım kimse. Birben'le Rümeysa sence yeniden barışır mı? Bence olamaz. Yani Birben bu oyunlara düşecek bir kız değil ama bazen de çok saftirik halleri tutuyor. Yani tutup da böyle bir Rümeysa'nın oyunları için Birben'i kaybetmek istemem ama eğer zaten ona düşerse de benim için söyleyecek bir şey kalmaz. Rabia'yı işte bu yüzden çok seviyorum. Aynı durumda ben kaldığımda Rümeysa'ya kapıyı ben de göstermiştim. Aferin Rabia, böyle durumlarda bana kapıyı göster. Çünkü hakkı budur. O da aynı benim gibi kıskanç. O yüzden Rümeysa yerine Rabia'yı çok daha fazla seviyorum. Bu yüzden anlaşıyoruz. Canım kankam Rabia. Başka kombin deneyecek misin peki? Deneyeceğim ama çok güzel oldum. Bugün riske girmek istemiyorum demedin mi? Bugün riske girmek istemiyorum dedim ama bunu giyersem riske girmiş olurum. Yok yok, ben bunu giymeyeyim. Ama çok güzel oldum değil mi? Sen kendini güzel görmüşsün artık, ne diyelim? Gidiyorum. Güle güle. Sen kabine giderken biz de Birben'in yanına gidiyoruz. Ne yapıyorsun? Adım patladı. Değişik biri sandım kankacığım. Kemal Bey bitti gitti sandım kankacığım. Sandın mı? Saçım değişik ya, dedim ki bir kaçarsam kapkaçsın. Bir panik yaşarsın. Çok yakışık olmuşsun. Teşekkür ederim ama sapını kopardın mı bakayım? Ya, yok koparmamışım değil. Dur ver. Tamam, değil. Ya çok yakışmış şimdi. Yakışmış mı? Şimdi bir insana her saç mı yakışır? Ne? Teşekkürler. Kemal Bey yeni yaşına yeni bir imajla girmeye karar vermiş Birben. Doğum gününüz mü? Evet. Mutluyorlar Kemal Bey. Teşekkür ederim Birben. Bütün pendik duydu sayende, sağ ol. Ben gideyim o zaman, sustur beni. Sabiha. Kemal Bey. Bu ne yakışıklılık, çok ya, güzel olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Ne işini versedin burada? Ne yapıyorsun? Alışverişimi tamamlamaya çalışıyorum. Tamamladın mı? Tamamlıyorum, çok güzel parçalar aldım orası. Çok beğenirsiniz. Az önce Kemal Bey'in şarkısını sayıklıyordun. Kıyamadık sana. Çek şu kara bulutları üstüme ama. Zorlama dengemi bozma. Büyüsü bozuldu zamanla. Anla. Kasma. 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 Ağzınıza sağlık. Buluşma noktasına doğru gidelim mi Kemal Bey? Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Bu arada Rümeysa da kombinini tamamlamaya çalışıyor. Siyah tayt var mı? Var. X-Large var mı? Alabilir miyim? Denemeden mi alacaksın? Ama taytı niye deneyeyim ki? Zaten bana her şekilde olacak bir beden. Zaten yağmurluğum da uzun. Sadece ucuları görünecek. Yani o yüzden dinlememe gerek yok. Evet, bunu da alıyorum. Şimdi de aldım. Hadi çıkalım. Kolay gelsin. Merhaba, kolay gelsin. Sizde balıkçı var mıdır Peyye? Oley be. Tamam. Ben bunu alayım. Ne kadar fiyatı? 5 TL. Tamam, alayım ben onu. Bir de fiş alabilirsem çok sevinirim. Oley ya, dış ses. Bugün keyfim yerinde. Bak düşün, 3 tane şeyim kalmasına rağmen keyfim yerinde çünkü bulacağıma inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Biz de bu arada Özden'in yanına gidelim. Selam. Üzerinde nasıl bir kombin olduğunu anlatır mısın? Üstümde puantiyeli vatka detaylı bir elbise var ve şöyle şu özellikle boğaz bölümünü çok sevdim. Fiyatını biliyor musun elbisenin? Elbisenin fiyatı nedir acaba? 220 TL'ydi. Bu arada sen de diğer kızlar gibi Aleyna'nın fiziğini avantajlı buluyor musun? Sadece bacakları kalın. Benim de eğer Aleyna gibi bir fiziğim olsaydı bu podyumu öttürürdüm giyim konusunda. Gidiyorum. Bu arada niyeyse bir mini furyası başladı ya podyumda. Tabii ben bu, yani üstünde mini elbise var ama ben bu mini elbiseyi tabii ki hani bacaklarımla değil diyah böyle opak çorapla falan giyerim. Elbisene karar vermeden önce Birben ne dedi biliyor musun? Özden'in yanında yüksek puanlar aldığı için vardı. Ama bunu yaparken psikolojisi de iyi olsun istiyordu. Ama Özde ona sürekli psikolojik baskı yaptığı için bence kendini yeni kızlara adayacak. Çünkü bu evde eski kalanlardan artık hiç kimse onu istemeyecek. Ben Rümeysa'ya ne konuda psikolojik baskı yapmışım çok merak ettim. Bu bir. İkincisi plan, program işleri sen ve Rabia'nın işleri bir bence. Biz böyle şeylerle uğraşmıyoruz. Rümeysa da herhangi bir plan içindeyse o onun kendiyle alakalı bir olaydır. Benim bu evde bir planla, bir projeyle işim olmaz. Gidebilir miyim? Gidebilirsin. Sen kabine giderken biz de Kemal Bey'in yanına gidelim. Kemal Bey, Rabia hala sizin pendikte olduğunuzu bilmiyor. Haberiniz olsun. Baskın yapalım hadi. Bakalım Rabia, Kemal Bey'i görünce nasıl bir tepki verecek? Nasılım? Şimdi yorum yapmamı mı bekliyorsun? Evet. Ama sence asla. Sen hiç benim bakışlarımdan bir şey anladın mı diye. Anladın mı? Anladın mı? Anladım, beğenmedim.
bilmem. Duyduğuma göre siz bugün bizden intikam alacakmışsınız konsept konusunda. Evet, anlayamazsınız şu anda. Mesela baleye gidebilirim. Böyle baleye git zaten, ben seni göndereyim kapıdan. Çok güzel, bravo. Tebrik ediyorum seni. Hemen bunu al. Cuma'ya da bilet gel, alın bir tane. Seni gönderelim. Cuma'ya bilet alın. Nereye, siz nereye gideceksiniz? Sana ne, yine takip edeceğim ben beni. Ben de geleyim ben. Kombinin olmadan nereye gidiyorsun Rabia? Kombinimi tamamlarım. Sonra Urkan sana kombinsizlik örneği demesin. Yo, 15 dakika içinde gitmez, beni bekler misin? Oldu, başka bir arzun varsa şey yap. Yok, bir kahve içer. Bir mektup yaz, arzuhal. Ama pazarda sizin için 15 dakikada alışverişimi bitirmiş. Şimdi bitir, yetiş o zaman hadi. 15 dakika. Ha. 15 dakikada bitirirsem kahve sözü var mı? Var, tamam. Ama gidecek misiniz şimdi? Gideceğim tabii. Bulursun beni. Nerede bulacağım ki? Pendik sokakları kazan sen kepçe artık. Ama ben nerede bulacağım ki? Ses tehlikeli olmaya başladım. Nereye gidiyorsun? Hadi ben gidiyorum. Sen kombinine bak, sen bana bakma. Kemal Bey Rabia'nın yanından hızla uzaklaşırken biz de Özden'in yanına geliyoruz. Şimdi alıyorum, ne kadar elbise? Direkt 200 alsam lütfen yaparsın. 220 al bari. Şöyle veriyorum. Bence alırsın. Kemerimle beraber değil mi? Tamam. Hadi gidiyorum. Gel, gel çabuk. Kemal Bey, Rabia'dan kurtulabilmişsiniz nihayet. Yapıştı yakama. Kemal Bey! Yakalandık dış ses. Resmen yakaladım. Resmen. Ama tanıyamadım iyi. Saçımı falan değiştirdim ya, sürpriz oldu size. Yeni yaş, yeni saç, yeni saç. Aynen öyle. Ne yapsa oluyor ya, sinir bozucu. Sen ne yaptın peki? Sinir bozucu bir şeyler yaptın mı yine? Yok, ben yapmadım. Bugün riske girmedim. Bakalım işte, ama konseptinizi merak ediyorum. Düşünemiyorum. O zaman ben gidiyorum. Hadi sana iyi alışverişler. Aradan seni de çıkarmış oldum böylece. İyi ki doğdunuz. Teşekkür ederim canım. Villada görüşürüz. Görüşürüz. Özde eksik parçalarını tamamlarken Rabia'nın kombinini inceliyoruz. Altımda parlak disko taytı var. Harbiden ben neydi beğendim acaba? Beyaz gömleğim, üstünde de oduncu gömleğim. Ha, bir de gömlek üstüne gömlek giymişim, bak söylerken fark ettim. Üzerindekilerin fiyatı ne kadarmış? Tarz 40 TL, oduncu gömleği 100 TL, içimdeki gömlek de 75 TL. Özde'ye dün tek havalı sizsiniz, biz hiçbir şey değiliz dedin. Bu söylediğinde ciddi miydin peki? Özde'ye dün evet tek havalı sizsiniz, biz havalı değiliz dedim. Burada ironi yaptım. Çünkü Özde sürekli kendini başa katarak yanına birini ekleyip bir ego kasma derdinde. Mesela diyor ki işte benim burada kendim dışında tek rakibim Tuğçe, en iyi biz giyiniyoruz. Benim burada kıyafetlere taşıyabilen tek Aleyna var benim dışımda. Sürekli bir kendisini ön plana çıkarma çabasında ve bu aralar yanına yeni gelenleri de almaya başladı. Ben burada çok güzel kıyafet de taşıyorum. Gayet tarz bir insanım ki 4 tane de kolyem var. Senin daha 2 tane kolyen var. Bir geldin ilk hafta eve düşen Yıldırım dedin, aldın. Ondan sonra da aldın. Hiçbir şey yapamadın. Neyin egosu bu, anlamıyorum. Kombinine karar versen iyi olur artık. Diyorum. Biz seni burada bekliyoruz. Başka kombin denemedin mi? Ben kilo almışım da olmadı. Spora başlaman lazım. İstemiyorum. Baksana göbeğim de çıktı. Ne yapıyoruz şimdi? Gidiyoruz.